Efendim reklamların ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Londra Mahallesi ekibi olarak çok lezzetli bir açılışa konuk olduk. Tüm detayı haberimizde izliyor ve yeniden hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Sevgili izleyenler, başarılı iş adamlarımız İngiltere ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Açılışı gerçekleşen bir işletmeyi sizler için ziyaret ettik. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Efendim bugün sizlere Edmonton Fall Street'ten sesleniyoruz. Efendim vatandaşlarımız İngiliz ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyorlar. Bugün de bir pastane açılışındayız ve gelin dilerseniz bu pastaneyi birlikte tanıyalım. Hadi. Açılışa gelen misafirlerden düşüncelerini alıyoruz. Bugün burada bir baklavacı açılıyor, bir pastane açılıyor. En güzel pastalar, en güzel baklavalar yapılacak. Peki siz neler söylersiniz bu konu hakkında? Vallahi önce şunu söyleyeyim. Tabii baklavalar da çok güzel, her şey güzel ama genç insanlarımızın işe atılmaları, genç nüfusun daha fazla iş yapmaları bizi sevindirir. Ve bu bizim görevlerimizden bir tanesidir. Tabii bütün insanlarımızın Kurban Bayramı'nı candan kutlarım. Bir de Süleyman Bey'ine çok çok teşekkür ederim. Onun da bayramını kutlarım. Ve hakikaten çok güzel bir iş yaptı. Desteğimiz sonsuzdur kendisine. Sağ olun. Hayırlı olsun derim kendisine öncelikle. Tebrik ediyorum arkadaşımızı. Onun haricinde şunu söylemek isterim burasıyla alakalı. İnsanlarımız pek bu tür şeyleri bilmiyorlar ama yani bu pastanenin farkı diğerlerinden gerçekten Türkiye lezzetini bulacakları bir yer. Onun sebebi de hakiki Antep fıstığı kullanması ve tereyağı kullanması. Diğer ürünlerin hiçbirinde bunu bulamazsınız, bu kaliteyi bulamazsınız. Bilmiyorum tadına baktınız mı? Simiti mesela, gerçekten İstanbul simiti. Türkiye'de sokakta bulacağınız bir lezzet. Baklavaları yine öyle. Farkı bu. Yani bence insanların aradığı da bu. Şiddetle tavsiye ederim. Diğer pastanelerde oturulacak yer yok. Şurada bir 40-50 kişilik oturulacak yer var kapasitesinde. Ve börekleri olsun, tatlar olsun, çikolata çeşitleri var. Ve pastalara da istediğiniz resimleri uygulayabiliyorsunuz. Doğum günü pastaları, düğün günü pastaları. Yani bence muhteşem bir yer. Bunu diyebilirim sizinle. Şimdi de bu işletmenin yöneticileriyle kısa bir röportaj yapıyoruz. Önümde birçok tatlı çeşidi var. Bir yanımda da buranın ortaklarından sevgili Ökkeş Bey var. Öncelikle merhabalar efendim. Merhaba. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz ne zamandır bu işte ilgileniyorsunuz, uğraşıyorsunuz? Bu işte bizim yörenin işidir, Gaziantep'in. Süleyman Bey de çekirdekte yetmez, çocukluğundan beri bu işin içindedir. İyi bir ustadır. Onun için burayı ona güvenerek de açtık. Lezzeti, tadı çok iyidir. Herkese tavsiye ederim. Peki, özellikle birazdan Süleyman Usta'ya da soracağım sevgili izleyiciler ama buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de hakiki Antep fıstığı kullanılması ve yine aynı şekilde her şeyi tereyağıyla yapılması. Lezzetin asıl adı zaten bunlar. Bu ikisini doğru yerden kullanmak gerekiyormuş. Ben de bunu biraz önce öğrendim. Peki efendim tekrardan tüm Londra Mahallesi ekibim adına hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Siz son kez Londra Mahallesi izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Ben bütün insanlara tavsiye ederim. Bir tadına baksınlar. Tam dört dörtlük Gaziantep baklavasını burada bulabilirler. Bütün İslam alemin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Huzur ve mutluluklar içerisinde dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim sıra geldi şimdi bu güzel tatlıların tadına bakmaya. Sevgili izleyiciler şimdi yanımızda buranın ortaklarından sevgili Süleyman Usta'mız var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle tüm Londra Mahallesi ekibi olarak efendim hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Efendim Süleyman Usta'nın hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Kendisi de bahsedecektir ama yıllardır bu işi yapan, Londra'da sıkça ismini duyuran, adından söz ettiren bir usta.
Evet, biraz da senden dinleyelim seni. Kaç yıldır bu mesleğin içindesin? Ben bu mesleğin içerisinde bu sene 18. senemdir. Evet, 9 yaşında bu mesleğe girdim. 18 sene oldu. Peki, burayı biraz anlatır mısın bize? Ben hep baklava dedim ama burada başka şeyler de var. Börekler görüyorum. Tabii ki, burasında gözleme, ondan sonra Antep usulü, Hatay usulü değil, Antep usulü künefe, ondan sonra bütün baklava çeşitlerimizin hepsi Antep'i aratmayacak şekilde özenle yapılıyor. Zaten malzemesinin çoğunu Antep'ten getiriyorum ben. Ayrıca pasta çeşitlerimizi insanlar resimlerini getirip pastanın üzerine aynı şekilde yapabiliyoruz. Onun dışında katlı pasta, düğün pastaları yapıyoruz. Icing kek yapıyoruz. Ondan sonra kuru pastalarımız yani günlük tazedir. Kesinlikle. Onun dışında su böreği, poğaçadır. Sabah börek çeşitlerimiz çok. Onun dışında Türk kahvaltısı ve içecek çeşitleri taze sıkılmış portakal suyu da mevcuttur. Süleyman Usta, son olarak Londra Mahallesi izleyicileri için neler söylemek istersiniz? Londra Mahallesi izleyicilerimizin bayram Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, tatlı bir bayram geçirmelerini dilerim ve Ayın Tap Baklava'ya mutlaka uğramalarını tavsiye ederim. İşletme yöneticilerine hayırlı uğurlu olsun deyip bol kazançlar diliyoruz.